Merhabalar sevgili arkadaşlar. IELTS sınavı ile ilgili okuma ve dinleme bölümleriyle ilgili çektiğimiz videoların ardından bugün sırada konuşma bölümü var. Biliyorsunuz ki IELTS ve TOEFL sınavları dünya çapında birçok kurum ve kuruluş tarafından ve okullar tarafından kabul edildiği için gerçekten çok kıymetli sınavlar ve bu sınavlarla sizler ne kadar İngilizce bildiğinizi, hangi becerileri, hangi seviyelerde bildiğinizi çok rahatlıkla ortaya koyabiliyorsunuz. İşte bu yüzden bu sınavların en önemli bölümlerinden bir tanesi olan Speaking bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi Speaking bölümü bence IELTS sınavları yapıldığı günden itibaren hep bunu iddia ettim. Çok hümanistik, çok güzel bir ortamda yapılan, birebir bir sınav yapan kişiyle, examiner dediğimiz sınav yapan kişiyle beraber aynı ortamda, aynı odada bulunduğunuz bir konuşma biçiminde yapılan sınavdır. Yani bazı sınavların aksine kulaklıkla bilgisayar üstünden ya da mikrofona konuşmak şeklinde yapılmamaktadır. Ve konuşma yöntemlerini tabii ki hani biraz daha mekanikleştirmekten uzak tutmaktadır. O yüzden birebir bir öğretmenle beraber o sınava giriyor olmanız bence en büyük avantaj. Peki bu sınavda konuşma bölümünde neyle karşılaşacağım? Şimdi arkadaşlar IELTS sınavı, konuşma sınavı genelde ana sınavın olduğu günden bir gün önce olabilir. O günün öğleden sonrası akşam üstüsünde olabilir. Ya da ertesi gün olabilir. Yani sınavda dinleme, okuma, yazma ile ilgili o kağıt ortamı ya da bilgisayarda girdiğiniz sınavdan sonra hemen arka arkaya bir speaking durumu söz konusu değildir. Mutlaka size verilecek olan daha önceden randevusunu seçebiliyorsunuz. Sınav öncesinde, sınav gününde ya da sınav sonrasındaki günde şeklinde ayrı bir oturum şeklinde gerçekleşmekte. O yüzden aslında speaking sınavına giderken hiç de yorgun olmuyoruz. Yani bir yerden, bir sınavdan o kadar kafa yorgunluğundan çıkmış olmuyoruz. Bu bence sınavın çok büyük bir avantajı. Yani biz hazırlığımızı çok iyi yaptığımızda ve o günde gerçekten yüksek motivasyonla sınava gittiğimizde çok büyük bir kısmını işin çözmüş oluyoruz. Bu sınavda arkadaşlar 3 tane bölüm var. Section 1 ya da bazen Part 1 denebilir. Section 2 ve Section 3 şeklinde 3 tane bölümden oluşan bir sınav. Peki neler çıkıyor? Karşımızda ne gibi sorular görüyoruz? Şimdi arkadaşlar sınav gayet basit bir şekilde sizin günlük sohbetlerinizden yola çıkarak sizinle aslında tanışmak ve sizinle ilgili, hayatınızla ilgili, hayat deneyimlerinizle ilgili bazı soruları içeren bölüm 1 ile başlıyor. Yani adınızı, soyadınızı, kimlik doğruluğunuzu bitirdikten sonra size kendinizle ilgili ve hayatınızla ilgili her şey sorulabilir. Ama bu noktada sorular gerçekten çok güncel ve çok kolay düzeylerde. Yani buna favori renginizi de sorabilirler, en çok sevdiğiniz odayı sorabilirler evinizdeki, hangi türde müzik dinlediğinizi sorabilirler, hangi türlü filmleri izlediğinizi sorabilirler. Tamamen bir sohbet havasında ve size yönelttiği sorulara cevap vermeniz şeklinde ilerleyen Section 1'dir. Yani yaklaşık 4-5 dakika süren ve genel İngilizcenin en temel düzeylerindeki sorulardan oluşan, ki bunu aslında şöyle de izah etmek istiyorum. Aslında Section 1, 2 ve 3'ün her birinin soru biçiminin ayrı ayrı çalışılıp bazı soruların çalışılırken neden o soruyu sorar bir examiner ve nasıl bir cevap bekler aslında? İşte bunu profesyonel yardımlarla çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani kendi kendinize konuşmayı öğrenmek, çıkmış olan sınav sorularını internet ortamında bulup da örneklerden yola çıkmak tabii ki bir yöntemdir. Sonuçta bu sınavları herkes illa bir öğretmenle de hazırlanmıyor. Ama bir öğretmenle ya da bir kaynakla ya da bir kitapla ya da bir arkadaşla, yani mutlaka bu sınavlara hazırlanırken bir profesyonel yöntemle yapmaya çalışın. Çünkü orada sorulan her sorunun belli bir amacı vardır. Sizden duymak istediği, sizden almak istediği bir cevap, bir yanıt vardır. Ya da siz o yanıtı verdiğinizde çok daha yüksek bir puan elde edebilirsiniz. O yüzden hani böyle öylesine gireyim çıkayım 10 dakika zaten sohbet edeceğim dediğiniz bir sınav olmamalı.
Bu amaçla mutlaka çıkmış sınav sorularından yararlanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi profesyonel destekler alabiliyorsanız bizim gibi öğretmenlerden bunları alabilirsiniz. Ya da yine diyorum bu kitaplar vardır, bu konuyla ilgili yazılmış IELTS'teki sınav sorularının örneklerini içeren kitaplar vardır. Onlardan mutlaka aşina olup da girin. Section 1, günlük hayatınız ve günlük hayatsal deneyimlerinizle beraber sohbetten sonra, 4-5 dakikalık bir sohbetten sonra sona eriyor. Sonra Section 2 başlıyor. Section 2'de de size bir tane konuşma kağıdı ve konuşma kartı dediğimiz bir şey veriliyor. Nedir bu? Orada arkadaşlar yine tek bir kök soru vardır. O kök sorunun da altında 4 tane, 5 tane soru sıralıdır. Bunlar, örnekten gidelim. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Mesela hayatınızda en değer verdiğiniz eşyayı tanıtın diyor. Altında da bu eşyayı nereden aldın, bu eşyayı neden aldın, bu eşyayı ne zaman aldın, bu eşyanın senin için önemi ne gibi kısa kısa WH question'lardan oluşan bazı sorular vardır. Ve siz 2 dakika boyunca konuşacak olduğunuz bu section 2'de öncelikle 1 dakikaya sahip olursunuz hazırlanmak için. Hazırlanırken not alma imkanınız vardır. Bu konuyla ilgili kağıt kalem size sunulacaktır. Bu konuyla ilgili o 1 dakikada kafanızda işte giriş, gelişme, sonuç şeklinde o soruların tam olarak cevaplarını duyacağınız şekilde ve zaman yönetiminde sonuçta 2 dakikaya da sığdırmanız gerektiği için ne çok kısa olmalı ne de çok uzun olmalı. Yoksa egzaminer sizi kesmek zorunda kalabilir. İşte o yüzden farklı soru tiplerinde, çünkü bu sadece böyle objelerden de oluşmayabilir. Hayatınızdaki en önemli öğrendiğiniz deneyim ve en kıymetli deneyim nedir diye de bir soru çıkabilir. O yüzden bu soru kökünün çerçevesinde dönen o 4 tane soruya cevap verirken 1 dakika boyunca not alma hakkınız ve 2 dakika boyunca da egzaminerse hiç soru sormayacak, kesmeyecek de sohbetinizi tamamlamanız gerekmektedir. Burada da Section 2 sona eriyor. Section 3 dediğimiz bölümde ise arkadaşlar, Section 2 ile ilintili olarak orada konu olarak çıkmış olan konunun çok daha genele yayılmış, dünyevi konulara yayılmış, dünyaca önemli olan noktalarını artık insanlar arası, ülkeler arası noktalarındaki çok genel ve aslında akademik düzeyde bilginizi ölçen şekilde sorular çıkacaktır. Örnek veriyorum. Mesela hayattaki en önemli deneyinizi anlattınız Section 2'de. Section 3'te size ne çıkabilir? Diyebilir ki, insanların deneyimlerinden ders çıkarması gerektiğine inanıyor musun? Diyebilir ki, insanlar deneyimlerini yaşarlarken risk almalı mıdır? Risk almak sence ne demektir? Dünyada işte en çok risk alan insan grubunun kim olduğunu ya da işte toplumların ne gibi ilerlemeler kaydettiğini düşünüyorsun. Risk almanın dezavantajları nedir? Risk almanın avantajları nedir gibi. Yani sizin aslında genel akademik anlamda İngilizcenizi resmen böyle show off dediğimiz gösteri yapabileceğiniz yerdir burası. Ve otomatikman her biri kendi içinde bir girişi, gelişmesi sonucu olan bir bölümdür. Bu sebeple sadece yes no gibi cevaplar, gerekçelendirilmemiş cevaplar, sebebi, sonucu, yöntemi, şekli explain edilmemiş cevaplar sizin için ne yazık ki çok düşük baranlarda kalmanıza sebep olacaktır. Bu sebeple arkadaşlar speaking bölümünde çalışırken section 1'de çıkabilecek olan soru tiplerinin her birine aşina olmanızda yarar var. Section 2'de sonuçta karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz ama Section 2'nin tarzına alışık vaziyette olursanız karşınıza ne çıkarsa çıksın mutlaka ki kafanız o kompozisyonu zaten üretecektir. Section 3 bölümünde de yine bazı sorulara cevap verirken nasıl işte girişler yaparım, onu nasıl support ederim, hangi detaylarla örneklendiririm ve cümlelerimi nasıl kapatırım, bunun gibi yöntemlere mutlaka bakıyor olmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde tabii ki bir sohbet ortamını geçtiğinden dolayı karşınızdaki kişiye bunu aktarabileceksiniz ve karşınızdaki sizin bildiğiniz İngilizce dolayısıyla tabii ki puan verecek. Fakat
Sınavlar arkadaşlar instructionlara uymaktan da geçer. Ve bu instructionların eksik yapılması, yani talimat dediğim instructionların eksik yapılması, eksik söylenmesi, eksik cevaplanması ne yazık ki sizin puan kaybetmenize sebep olabilir. Böyle istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için bu sınava mutlaka önden göz atmanızı diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde tekrardan IELTS sınavı hakkında bilgiler edinmeye devam edeceksiniz.